Kafkasya, Kafkasya'dan bölge, İran'ın zaten kendi içinde Sayın Atlar'ın da Sayın Hocamızın altını çizdiği gibi yani rejimin başı son derece ciddi sıkıntıda olduğu dönemde hamleleri, karıştırıcı hamleleri. Bunun ortağını oturan eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik suikast ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçtiğimiz hafta Macron'un artık o masada yeri yok dedikten sonra yaptığı çıkış. Nasıl okumak lazım efendim? Çok net. Çünkü Macron ve Fransa hem 44 günlük savaşta hem Macron öncesi Fransa bu 30 seneye yakın Agent Minsk grubu içerisinde o 3 devletin 3'ü de aslında Ermenistan'a desteklerini devam ettirdiler. Sonuçta şunu ortaya koydu ki demin siz de isabetli bir yorum yaptınız ya İran'la ilgili beklemiyordu, beklemedi sonuç mu evet. Bu kadar delirtti İran'ı? Agit Minsk grubu da böyle bir sonucu beklemiyordu herhalde. Evet. Ona göre de Fransa çok ilginçtir. Hem taraf olduğunu söylüyor Ermenistan'la ilgili. Macron'un ben siyasi olarak avantürist bir kişilikle bu olayları değerlendirdiğini düşünüyorum. Yani bir liseli öğrencinin yapmayacağı hataları yapıyor. Siyaseten affedilmez bir şeydir. Bir taraftan Ermenistan'a Paşinyan'a çok net bir şekilde Ermenistan'ın arkasındayız diyor. O biri taraftan tekrar Qarabağ meselesi gündeme gelsin diyor ve ben tarafsız olarak tekrar o masada yerimi alım diyor. Yani böyle bir paradoks, böyle bir çok yaman çelişkiye karşılık olarak İlham Aliyev Prag'daki görüşmede peki niye zaman zaman soruluyor? Çünkü daha sonra söylediği bu şeyi orada o tepkiyi niye ortaya koymadı? Aslında koydu. Vücut diliyle Sayın Erdoğan'ın, İlham Aliyev'in orada hem birbirleriyle hem diğer liderlerle görüşmelerinde aslında bunu söyledi. Uluslararası siyasetin lafzına uygun bir şekilde bir nezaket kriterini de orada gerçekleştirdi. Ama hemen Prag toplantısında toplantının dışında yaptığı açıklama var. Gazetecilere hatırlayacaksınız. Orada çok net bir şekilde Azerbaycan'ın duruşunu dedi. Fransa Azerbaycan'da uzatmalar vardı Fransa ile Azerbaycan arasında. Aslında maç bitmişti. Taraflar de belli etmişti düşüncelerini. Ama Fransa'nın bu hatadan dönmesi yönünde hatta Marsilya örneğini vermişti 44 günlük savaşta Sayın Aliyev. Bu kadar ki Ermeni kimliğiyle ilgili çok hassasiyetiniz var. Marsilya'da kalabalık Ermeni nüfusu yaşıyor. Oraya o zaman özerklik verin ya bağımsız bir devlet kimliğini tanıyın diye. Aralık 2020'de bunu söyledi. Aynen, aynen. İsabetli de bir söylem olmuştu. Şimdi ben burada Ermeni diasporasının hep şüphesiz ki rolü var ama Ermeni diasporasının Macron'un seçim kampanyasına da kendilerini deklare ettiği yarım milyon euro para bağışını da hepimiz biliyoruz tabii. Ki bu açıklandı. Ama bununla birlikte ben burada yaşayan 720 bin Ermeni yaşıyor. 755 bin de Türk yaşıyor Fransa'da. Fransa'daki Büyükelçiliğimizden de birkaç sene bundan önce bu bilgiyi doğrulatmıştım. Şimdi burada bence Fransa'nın yapmak istediği şey hepimiz biliyoruz ki Fransa, El-Cezayir'e Macron seyahatinde de bunu gördük. Daha önce işgalçı devlet kimliğinin hislətinə uygun olarak gerçekleştirdiği politikanın ağır faturasını ödemektedir. Getdiği her ülkeden kovuluyor. Buna Doğu Akdeniz krizi döneminde Fransa'nın ortaya koymaya çalıştığı bir kendine biçtiği bir rol ve orada Türkiye'nin girişimiyle tamamen ekarte olunmuş bir şekilde süreçten koparılması da dahildir. Ona göre de kendisini önemli hale getirmeye çalışıyor Macron. Benim bakış açım bununla ilgili başından itibaren şimdi, bunu diyor.